ki Hira'yı böyle bir şey için yormayacağım. Gülnur kesin halleder. Hem bu yeni sezonda en kötü yenisini alırım. Ben hallederim. Önemli değil gerçekten. Hayır. Elini bile sürmeyeceksin. Sen Orhun Demirhanlı'nın karısısın. Herkes bunu bilerek kim olduğunu unutmadan davranacak. Kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ama insanın geçmişini tek kalemde silip atmasını da bekleyemeyiz. Öyle değil mi? O yüzden söyledim ben. Yani kötü bir niyetim yoktu. İnan bana. Hiçbir şey onun benim karım olduğu gerçeğini değiştirmez. Niyeti ne olursa olsun herkes buna göre hareket edecek. Artık bu konuda münakişe etmenin lüzumu yok. Haklısın anne. Artık Halizadelerin nişanı için hazırlanabiliriz. Sen artık benim eşimsin. Demirhanlıların gelinisin. Benim soyadımı taşıyorsun. Bunu unutma. Ne bu evin sınırları içinde, ne de dışarıda. Kimse. Ama hiç kimse sana biraz önceki gibi davranamaz. Buna benden önce sen izin vermeyeceksin. Paketi aç. Sana özel dikildi bu akşam için. Gerçekte bunların hepsi ne için biliyorsun değil mi? Bunların her biri vicdan yükün senin. Yanımda aldığın her nefes, attığın her adıma, giydiğin, taktığın her şeyi zul sayacaksın. Hiçbir şeyden mutlu olmana, tat almana izin vermeyeceğim. Elindeki kan bu elbiselere de bulaşacak. Ama sadece sen ve ben göreceğiz o kanı. Sen denersin elbiseyi.
Birazdan kuaförle makyöz de gelir, onları da yollarım. Bir şeye ihtiyacın olursa haber veririz. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Ben hayatımda hiç bu kadar aşağılanmamıştım. Alçalt şu sesini artık, yeter. Tüm bu olanları sindirmemi mi istiyorsun? Seni daha önce de uyardım. Fevri hareket etme. Her şeyin yeri ve zamanı var dedim. Gerekirse Hira'nın bile suyuna gideceksin. Yeter. Gidemem o kızın suyuna falan. Hem o... Konuşmayacaksın. Ağzını açmayacaksın. Ama? Bu benim meselem. Karışmayacaksın. Kimse de bilmeyecek. Hem o ne? Ne saklıyorsun sen benden? Anlat bakalım. Hiçbir şey saklamıyorum. Neden üstüme geliyorsun? Görmüyor musun? Zaten sinirlerim bozuk. Hadi oyalanma da kalk, hazırlan. Şu saçını başını düzelt, makyajını tazele. Oflama bana. Beni dinlesen bunların hiçbirini yaşamayacağız zaten. Hira'dan daha güzel, daha asil olduğunu mu kanıtlamak istiyorsun? Al sana fırsat işte. Bıktım o kızdan. Bıktım, anlıyor musun? Hayatından defolup gitsin istiyorum. Orhun da benim kıymetimi anlayacaksa anlasın artık, yeter. Çünkü benim artık sabrım tükenmek üzere. Yok anneciğim, Feri abla bir yere kadar gitmiştir. Gelir birazdan. Dur bir arayalım. Alo Meryem. Abla Nefes'e yanına gelmiştik de yoksun. Evet kuzum, memlekete gelmem gerekti acil. Yeğenlerden küçük olan hastalanmış. 2 gün buradayım. Ben de sana haber edecektim. Meryem, bir sıkıntı mı var? Bir şey mi oldu? Yok Feriha abla, Nefes'le bir dışarı çıkmıştık da. Dönünce görüşürüz artık. Tamam, tamam kuzum. Feriha teyze gelmeyecek mi? Yeğenlerini görmeye gitmiş. Bugün gelmeyecekmiş. Feriha abla yoksa biz de o zaman anne kız bir güzel dolaşırız, olmaz mı? Hadi gel. Neymiş? Nanes. Nanes şek bu ya, geç ona. Ona geç. Butterfly. İkinci ayak olur. İşte hassas adam. Kim yapar seni bu yaptığını? El kadarsa bile. Sokağa attın yavrumu. Depoya kilitlediğin yetmedi. Bu kış günü sokağa attın evlatlarımı. Ne yaparlar şimdi dışarıda? Yeter be! Vur!
kafamı şişirdin be? Lan biraz dışarıda kalsın da burnu sürtsün. Belki akıllanır. Evin kıymetini bilir. Eğer akıllanmazsa bu kapıdan içeri giremez. Yazıklar olsun senin gibi babaya. Madem onlar yok, ben de durmam bundan gayrı bu evde. Öyle mi? Yalnız hatırlatayım. Eğer bu kapıdan bir çıkarsan, bir daha asla bu kapıdan içeri giremezsin. Anladın? Ona göre yani. Seninle bu evde olmaktansa evlatlarımın yanında olurum daha iyi. Kendini acındıracağını sanıyorsan, aldanıyorsan. Hocanız hangi tonda istersiniz? Elbisenin tonunda olsun. Hafif bir şey. Saçınız için bir model düşündünüz mü? Kuaför arkadaşım da gelmek üzeredir.
Uzat ellerini. Aç gözlerini. Bu akşam bunu takmanı istiyorum. Aile yadigarı. Devam edebilirsiniz. Anneciğim, iyi misin? Biraz yoruldum. Kenan abime gitsek olur mu? Kenan abinin işleri vardır şimdi. Bölmeyelim çalışmasını. Simitçi! Acıktın mı? Hadi gel. Gel. Simit! Bakar mısınız? Buyur ablayım. Simit ne kadar? 4 lira. Bir tane alabilir miyim? Tabii. Ama sana? Ben aç değilim anneciğim. Sağ olun. Parka gitmeye ne dersin? Hem sancakta sallanırsın. Hadi. Bu numaralar bana sökmez artist. Böyle yaparak acındırıp onları geri alacağımı sanıyorsan yanılıyorsun. Hele bak. Devam.
Oscar vereceğim ben sana, sen devam et. Ufak ayrıntılara ihtimam göstermeni kaç kez söyleyeceğim kızım? Afifeciğim, çok gecikmedik inşallah. Hayır, biz de henüz inmiştik. Çok şık görünüyorsunuz her zamanki gibi, değil mi Eda? Evet. Nişan kaçtaydı? Gecikmeyelim.
Arabalar hazır mı? Hazır efendim. O halde bize çıkalım. Ama abimler gelmedi daha. Hazır olduklarında gelirler. Ben bir bakayım onlara. Heh, geliyorlar. Yolunda. Sakin ol. Herkes hazırsa gidebiliriz. Çıkmadan bir selfie çeksek ya. Lüzumu yok. Geç kalacağız. Abicim sen ikna edersin annemi. Başka türlü evden çıkamayacağız. Çünkü bu anı ölümsüzleştirmek istiyorum. Anneciğim lütfen kırma beni. Ailecek bir fotoğrafımız olsun. Pekala. Şöyle gelsene. Koştuklarımı sordum. Ay çok güzel oldu. Ama en güzel Hira çıkmış. Yengecim olağanüstü güzelsin. Ay paylaşmasam mı? Ya nazar değerse? Hadi çıkalım. Alo. Teşekkür ederim, iyiyim. Anlıyorum. Müteessir olduğumu iletirseniz sevinirim. Bir sorun mu var? Nişan töreni iptal edilmiş. Aa, niye iptal edilmiş? Bilmiyorum. Tüh ya, o kadar da hazırlanmıştık. Doğru. Bu kadar hazırlandık. O zaman yemeğe çıkalım. Evet, yeme bence süper fikir. Hep birlikte akşam yemeği yiyelim. Yalnız biz bu akşam karımla baş başa yemeğe çıkacağız. Sizinle başka bir zaman artık. Halise'ye söyle, akşam yemeği hazırlasınlar. Bu akşam 4 kişiyiz. Buradakilerde İritre'dekiler kadar güzel görünüyor mu? Orada kafanı yukarıya kaldırdığında yıldızların arasında kayboluyorsun. Burada çok azı görünüyor.
Nefes. Annem gel. Gel kucağıma yat. Ben uyku perisiyle konuştum. Sen gözlerini kapattığında bizi uyku diyarına götürecekmiş. Uyku diyarı sıcacıkmış biliyor musun? Orada pofuduk yastıklarla yumuşacık yorganlar varmış. Uyku perisi bizi uyku diyarına götürdüğünde o yastıklarla yorganların arasında mışıl mışıl uyuyacakmışız. Allah'ım sen bize yardım et. Şu günahsız yavrumu koru ne olur. Yol göster bize. Baban söyledi, kapının önüne koymuş sizi. Öğrenir öğrenmez arayayım dedim. Sokakta kalmış dedim, kıyamadım. Şunu unutma, sana da kızına da kapım hep açık. Ne fark eder ki? Ha biraz önce, ha biraz sonra. Elinle sonunda beraber yaşayacağız. İşin ucunda ölüm bile olsa bu dediği gerçekleşmeyecek. Bu da anla ve beni rahat bırak. Rahat bırakacakmışım. Allah'ım sen yardım et. Asıl sen benden kaçış olmadığını anla. Elbet boyun eğeceksin bana. Biz böyle sokaklarda ya sen annem babamla kim bilir ne haldesin evde. Sen aklımı mukayyet ol, yavrularımı koru.
Meryem yanında mı kızım? Hayır, değil. Ne oldu? Asiye abla, sesin niye öyle geliyor? Anneciğim. Anne, söyle. Ben çok üşüdüm. Gel. Gel bebeğim. Gel sana. Bak şimdi ne yapacağım? Buharlı tren gibi ellerinden dumanlar çıkaracağım. Bu incik eller sıcacık olacak şimdi. Meryem'e yaptıkların hem kendine hem bana zarar veriyor. Çünkü sen acı çekerken benim mutlu olma ihtimalim yok. Sen bunu görmüyor musun? Kim bilir yine ne yaptın Raşit Efendi? Hayırdır inşallah. Efendim Feri abla. Kenan, Raşit Meryem'le nefesini sokağa atmış. Ben memleketteyim, elimden bir şey de gelmiyor. Gözünü seveyim, bul onları. Telefon da kapalı. Tamam abla. Tamam. Hadi in. Bin kez ölmek isteyeceksin. Bin kez yalvaracaksın bana öldürmem için. Nihan'dan çaldığın her nefesin bedelini bin kez ödeyeceksin. Ölüm yok sana.
aç gözlerin. Simsiyah kadife üstünde ışıl ışıl pırıltılar. Gel bakalım cimcime, gel. Her yerde sizi aradım. Neden geldin? Feri abla arayıp anlattı. Sizi götürmeye geldim. Hadi bak daha fazla üşümesin. Şunu al. Üzerinden geçmem gereken birkaç dosya var. Biraz çalışacağım. Sen odaya geç istersen. Restoranda da bir şey yemedin. Halis Hanım'a söyle, istersen sana bir şeyler hazırlasın. Yok, istemiyorum. Nasıl istersen. Thank you.
çıldıracağım ya. Çıldıracağım. Eski bir otelmiş. Çok iyi. Araştırmaya devam edin. Hız kesmek yok. Bir an önce bir sonuç bekliyorum. Tabii siz hiç merak etmeyin. Anlamıyorum Orhun. Ne diyorsun Eda? Kardeşinin katiliyle baş başa yemek yemeni anlamıyorum diyorum. Davranışlarımı sorgulamak sana düşmez. Senin o kıza neden böyle davrandığını aklım almıyor. Kardeşini öldürmedi mi o seni? Anneciğim, güzelce yiyelim. Sen yemeye devam et annem. Özür dilerim. Sana yine rahatsızlık verdik ama merak etme. En kısa sürede kalacak bir yer bulacağım bize. Başka yer bakmana gerek yok. Burada istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Olanları anlamaya çalışıyorum. Ama inan yapamıyorum. Senin o kıza iyi davrandığını gördükçe ben aklımı kaçıracak gibi oluyorum. O Nihan'ı öldürdü. Sen de onu bu eve intikam almak için getirdin. Ama ona gerçekten eşinmiş gibi davranıyorsun. Cezasını veriyorum diyorsun ama ortada ceza meza yok. Baş başa akşam yemeği var. Hayır, madem Orhun bir şey yapmıyor, ben haddini bildireyim diyorum. Onda da karşıma geçip onu savunuyorsun, ben suçluymuşum gibi. Anlamıyorum. O eli kanlı katile neden eşin gibi davranıyorsun? Yeter! Nihan'ın katili o değildi.